ve bu noktada yani işi Game Pass satış ekibi yönetme sürecinde satış süreçlerini önceden nasıl yönetiyordu çok merak ediyoruz. Dijital dönüşümü daha önce başlatmıştı ama dijital dönüşüm yani günün sonunda WhatsApp da bir dijital, Excel de bir dijital. Yani ajanda ve kağıt kalem mi kastetmiyoruz buradaki dijital dönüşüm demekle ve Tabii ki. bitmeyen ve bitmeyecek bir süreç aslında. Tabii, tabii ki. Game Pass'ın bu kas gücünü dijitalden nasıl beslenerek güçlendirdiğini, oradaki satış süreçlerindeki geçmişinden bugüne neler yaşadığını dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Yani şimdi dediğimiz gibi hem toptan da hem perakende de özellikle de perakende tarafta hem satış ve hizmet alanlarında var olmak demek aslında entegre bir sistemin var olduğuna işaret ediyor baktığınızda. Yani dijital dönüşüm çok konuşuluyor. İşte bir sürü yerde sunumlarına giriyoruz, eventlerine giriyoruz. Yani dijital dönüşmüş olan bir yapının baktığınızda bir sonuç elde etmiş olması gerekiyor. Bunu sonuç yani verimlilik olabilir. Gelir olabilir, ne bileyim süreçlerde iyileşme olabilir ama yani bir uygulama alıp o uygulamayı bir yere koyup onu kullanmak bir dijital dönüşüm değil. Dolayısıyla o uygulamanın sonuçlarını sizin bir şekilde elde ediyor olmanız lazım. Şimdi Gemba ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlama programını bu süreçlerde uçtan uca entegre olarak kullanmakta. Bu ERP uygulamasını kendisi geliştiriyor. Kodlamaları kendine ait, veri tabanı kendine ait. Dolayısıyla burada bir aslında bu durum Gemba'nın bu değişken ortamda çevik olarak hareket etmesini sağlıyor. Tabii ERP'ler böyle ERP kurumsal kaynak planlama dediğimiz uçtan uca entegre dijital sistemi böyle gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman böyle hantal bir sistem gibi görünüyor baktığınızda. Bakıyorsunuz satış diyorsunuz. Satış da bir o derece dinamik vesaire. Dolayısıyla buradaki aslında güttüğümüz düstur şu şekilde. Biz karar destek sistemleri olarak tanımlayabileceğimiz ERP entegreli mobil ve web uygulamalarına önem verdik. Geçmiş olduğumuz dönemde. Çünkü o ERP'nin o hantal yapısına personeli sokmadan zaman, mekan, cihaz, bağımsız, mobil destekli ve hızlı çalışabilme durumunu özellikle çevik olması gereken satış departmanları arasında çok önemli baktığınızda. Yani bu da tabii ki beraberinde gene bakıyorsunuz dijital dönüşümü getiriyor. Yani gidiyorsunuz ana uygulama sistemine entegre bambaşka bir sistemi ama tamamen veri bütünlüğü açısından aynı veriler üzerinden hareketle aynı bakış açısına sahip bir sistemi satış ekibinin önüne koyuyorsunuz. Bu da dijital dönüşüm olarak adlandırabileceğimiz ama sürekli olarak devam eden bir süreci beraberinde götürüyor. Şimdi yıllar önce başladığımız önce hardware konularını biliyorsunuz mobilite kavramı gelmişti. Bu hardware konularını GSM data hat destekli cihazlarla önce mobil üzerinden mobil web uygulamalarını kullandırarak her cihaz üzerinden karar destek sistemlerine ulaşımı sağladık. Lakin bu tabii bunu sağladık, bu kullanılıyor. İşte bayiye gittiğimizde satış yöneticilerimiz şıkır şıkır notebooklarını, mobil cihazlarını açıp işte GSM data hatları destekliğiyle bunların kullanımını sağlayabiliyor. Ama bu nokta yetersiz kaldı. Çünkü kullanıcıyı yani business owner tarafını, satış departmanının elimizde mobil web üzerindeki yapmış olduğumuz uygulamalarda lokal kaynaklara ulaşamama nedeniyle bazı istekleri teknik olarak yerine getiremedik. Yani ama işin teknik kısmı aslında yapılabilir. Çünkü bizim biliyorsunuz in-house bir development ekibimiz var. Bu development ekibiyle yapamayacağımız şey yok. Yani işin tekniğinde aslında yapılamayacak bir şey yok. Önemli olan buna zaman ayırmak, kaynak ayırmak. Ama burada tabii bazı şeyleri kendiniz yapmaya kalktığınız zaman fırsat maliyeti dediğimiz bir şey oluşuyor. Çünkü bir şeyleri kaçırıyorsunuz bir yerde. Bir şeyleri yaparken bir şeyleri bir yerde kaçırıyorsunuz. Bu size de fırsat maliyeti olarak dönüyor. Burada bu isteklerin hazır ortamı varken
kanıtlanmış bir ürünü bulmuşken ve bununla alakalı bizim sıkıntı çektiğimiz konularla alakalı çözümler piyasada varken ve vakit harcamadan biz bunları eğer konumlandırabilecekken biz bu tarafa bir vakit harcama durumunu göz ardı edip tamamen kullanıcıların isteklerine yöneldik ve onlarla bu dış çözüm arasındaki bağlantıyı sağlayarak ve günümün de teknoloji trendlerine uygun olmasını sağladığımız biliyorsunuz yönetilebilir hizmetler günün teknolojik trendinde tanımı yapılan önemli ortamlardan bir tanesi yönetilebilir hizmetler. Böyle bir ortamda varken biz dedik ki yani kullandığımız ortamları artık bir değiştirelim ve bununla alakalı da harekete geçelim diye bir karar aldık ve değişim kararı çıkmış oldu. Kafamızdaki ortam da şekillenmiş oldu Mehmet Ali Bey.